biliyorsunuz olayları. Yaklaşık 26 günde oldu. Video çekmedim çünkü ne moralim vardı ne de motivam vardı video çekebilecek. Öyle bir şekilde toparladık. Üstüne Xiaomi GoPro 10 aldık. Çok güzel oldu her şey. Tekrardan videolara başladım. Kendimi toparladım öyle deyip. Bu yola çıktığımdan beri de biliyorsunuz ilk videomun kartını da şöyle koyayım. İzlemeyenler için oradan izleyebilirler. 319 TL ile çıktım ve 10 tane ülke gezdim 1 yıl 3 ay boyunca. Yani param bitti, bir şeyler yaptık, çalıştık. Hep yolda çalıştım, hiç şey yapmadım, pes etmedim. Handband aldıktan sonra her şey çok yoluna girdi zaten. Her şeyi tekrardan toparladım. Yani 319 TL ile yola çıkıp buralara kadar geldik. Şimdi güzel bir rota yaptık. Yanımızda Emine ile Ozan var. Karadağ'da tanışmıştık. Ankara'dan dünyaya diye. Onlar da dünya turuna çıkmışlar yaklaşık bir yıl önce. Aşağı yukarı bizle aynı rotayı seyir almışlar. Saraybosna'ya geldiler işte. Bir hafta falan oldu. Beraber hostelde kaldık. Ay gidi Saraybosna. Saraybosna çok güzeldi. Onu da söyleyeyim açıkçası. Çekmedim size yansıtmadım ama ben bayağı bir gezdim Saraybosna'yı. Saraybosna çok güzel. Gerçekten gezip görülesi bir yer. Yaklaşık 3 tane milletin tek bir toprak içerisinde yaşadığı 3 özerk bölge olan ve 6 ayda bir Cumhurbaşkanı'nın ve bütün meclisin değiştiği bir ülke. 6 ayda bir değiştiriyorlar. Bir Hırvatlar geçiyor, bir Bosnalılar geçiyor, bir de Sırplar geçiyor. Ufak bir Sırp Cumhuriyeti de var burada, Sırbistan sınırına doğru. Yani karışık, çok güzel bir memleket. Mostar'a gidiyoruz şimdi bugün, trenle gene. Tren yolculuğu yapacağız bir gitmeden. Son tren yolculuğumuz olacak. Rotayı zaten Instagram'da paylaşmıştım. Gören arkadaşlarım olmuştur illaki. Takip etmiyorsanız da aşağı linkten takip edebilirsiniz. Instagram'da her zaman aktifim bu arada. Instagram'ı paslamıyorum. Orada gene paylaşıyorum ama YouTube'a yapacak inanın moral motivem hiç olmuyor gerçekten. Ama her şey çok güzel. Şu an çok iyi toparladık. Ben sağ olayım. Çiço da geliyor. Ya çok güzel günlerdi ya. Biz gelirken bayağı bir yüklü gelmiştik zaten. Bileklik işte handbandle beraber. Çiço'nun tokaları falan. Dedik ki bir bilgisayar alalım. Geri geldiğimizde de Çiço'nun GoPro'sunu alırız demiştik. Türkiye'de ama burada her şeyi hallettik. Üstüne harçlık falan toparladık. Ya bu dünya turu parası olmuyor arkadaşlar. Biz çok çalışıyoruz. Sokakta gerçekten YouTube'a belki pek fazla artık yansıtmıyoruz ama biz YouTube'dan bir şey kazanmıyoruz. Biz hepsini sokakta kazanıyoruz. İşte iki tezgah olduğumuzdan dolayı Çiço bileklik satıyor. Ben handband çalıyorum. İkisiyle beraber yani Türkiye'ye dönmeden daha bunların hepsini, eksiklerimizin hepsini tamamladık. Yaklaşık burada 4 aydan beri buradayız. Bir de başıma böyle şeyler gelmese daha güzel olacak. Hop 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 hop. Şu dayı sabahtır salça oldu. Dik dik bakıyor. Ben ona bakıyorum, bana bakıyor. Ben ona bakıyorum, bana bakıyor. Çiçeğe miçeğe bakıyor. Bakıyorum böyle gülüyor biliyor. Zili var böyle, arabası var. Zili basıyor. Sizleri bu tatlı çiftle gerçekten çok tanıştırmak istiyorum. İdeolojileriyle beni gerçekten çok hayran bırakıyor. Ozan anlatsın hatta. Bizzat Ozan'la dinleyelim. Emine, Ozan. Merhaba, nasılsınız? Ne anlatacağız? Kanka nasıl çıktınız yola? Nasıl hikaye nasıl başladı? Hikayenin başlama şekli biz ikimiz de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorduk. Emine ve ben de. İkimiz de o kadar bunalmıştık ki artık her gün aynı rutini işleyip durmaktan. Her gün aynı işe gidip aynı insanların ağız kokusunu çekmekten çok sıkıldık. Ve yapmak istediğimiz bir şey vardı. Dünyayı gezmek, görmek, bir yeni deneyimler elde edebilmek, yeni insanlarla tanışmak, ne yeni diller öğrenmek. Nasıl para kazanabiliriz? Tek aç olduğumuz şeyi öğrenmekti. Zaten ben üniversiteyi okumadım. Ortaokuldan itibaren hayatım boyunca ben çalıştım. Emine üniversiteye bıraktı. Ondan sonrasında evdeki her şeyi sattık. Bir anda bir sabah bir uyandık. İşe gitmiyoruz dedik. Aynen burası benim çok hoşuma gidiyor işte. Sabah bir uyandık. Ben Emine'ye baktım. Emine bana baktı. Dedim boş ver ya. Sokarlar hepsini dedim. Gitmiyoruz işe. Ondan sonrasında aynı gün eşyaları sattık. Ne var ne yok. Ertesi gün gittim Decathlon'dan falan. Malzemelerimi aldım. Çantalarımızı aldım. Bir hafta içinde yola çıktık. Türkiye'den başladık. İlk başta Türkiye'yi dolaştık. Hatta Arif Gille falan da aynı zamanda Gürcistan ve İran'daymışız ama ya demiştim ya. Videoda ben bahsettim oralardan. Birbirimize denk gelmiş. Ama gerçekten yani yola çıktığımız için çok mutluyuz. Ki Arif'le de o kadar güzel bir anda tanışmıştık ki böyle bir duraksama dönemindeydik 1-2 aylık. Tam o sırada da Arif Gille tanıştık. Arif de bizim içimizdeki ateşi iyice fitillemiş oldu. Onu görünce daha da böyle bir şey oldum artık. Özlemiştim çünkü yolu. 1-2 aylık bir kışı bekleme süresi vardı bizim için. Ondan ötürü bekledik. Ondan sonra Arif Gil'le tanıştık Karadağ'da. Bizim evde kaldılar birkaç gün. Karadağ'da ev kiralamıştık biz falan. Şu anda da yollardayız bakalım. Bir şeyler üretmeye çalışacağız. Ben Instagram hesaplarını aşağıya bırakırım. Takip etmek isterseniz oradan takip edebilirsiniz. Biz de öyle treni bekliyoruz. Bizimki kaçtaydı? 4.49'da mıydı neydi aynen. Bir 45 dakika daha falan bekleyeceğiz. Monster trenin manzarasını çok merak ediyorum. Haydi trene geçelim.
Yavaştan tren de kalkacak. Bakalım nasılmış manzara. Şuraya da koyalım. Aa güzelmiş lan. Geniş. Vallahi şöyle kıyafetlerimiz, her şeyimiz bunun içinde. Bu çanta o kadar ağır ki. Geldiğimizde daha ağırdı da. Bir şey kalmadı. Her şeyimiz çaldı. Bütün boncuklar gitti. Trende klima var ama açmamışlar. Trenin içi bir sıcak bir sıcak. Bir de 2 saat, 1,5-2 saat falan gideceğiz ortalama. Böyle gidemeyiz ha da. Aynen bayağı sıcak içeriz. Şöyle 2 tane priz de var. Telefonu da şarja taktım. Bunlar o klimayı açmazsa biz burada var ya yumurta gibi haşlanırız valla. İçerisi öyle sıcak ki Çiço dışarı kaçmış valla. Çiço hadi gel, tren gidiyor. Hadi gel, tren gidiyor gidiyor. İçeride şöyle tuvalet de var. Temizdi içerisi, daha demin baktım da. Güzel ya, tren hoşuna gitti. Şu klimayı açmadılar hala. Klimaları da açtılar ve öyle buz gibi gidiyoruz. Burası Bosna'nın Hacivçi diye bir kasabası mı diyeyim artık, bir şehriymiş. Şu binalara bak ya, ne kadar eski lan. Böyle dağların arasında çok tatlı bir yer ya, baksanıza abi. Hep müstakil evler, böyle karşıda da. Çok güzel yer ya, çok hoşuma gitti bayağı. Bahçeden topladım elmayı. Böyle bir elma yiyor ki sanki şey yiyor, et yiyormuş gibi yiyor valla. Sarılmış iki eliyle. Ne yapıyor lan? Bizden koruyor. Daha demin çikolatayı bana vermiyordu. Ufak bir parça kalmıştı. Meğersem bütünü varmış. Sağ olsun. Kendi yolda. Şu uçuruma baksanıza ya. Görüyor musunuz şu ilerideki yer? Gösteremedim gene. Gene gösteremedim. Böyle dağın zirvesindeki eteklerden böyle tren gidiyor abi. Acayip güzel bir şey ya. Hep köyler falan yapmışlar böyle dağın eteklerine. Kırılmış. Tünel. Sanki Erzurum Artvin yolundaymışım gibi hissediyorum kendimi. Hep tünel bu. Daha demin çekmeye çalıştığım köprü şurası bak. İki dağın ortasında. Abi bu ne böyle ya? İlk kez şahit oluyorum. Böyle bir tren yolculuğu ilk kez yaptım gerçekten. Hiç bu kadar dağların eteklerinde tren yolculuğu yapmamıştım. Şurasına zaten aşık oldum. Bak orada da var, orada da var. Araba bir yerde durdu gene de. Bu manyak ne yapıyor? Araba mı? Gel abi gel. Bir hava alak dedik de alamadık.